Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte coğrafi koordinat sistemini inceleyeceğiz. Coğrafi koordinat sistemi ne işe yarar? Hangi alanlarda kullanılır? Bunlara kısaca bakacağız. Ama öncesinde size Kasım ayı programını vereyim sevgili arkadaşlar. Kasım ayı içerisinde biz neler inceleyeceğiz? Coğrafi koordinat sistemini inceliyoruz bugün sevgili arkadaşlar ve ayın 30'unda Türkiye'nin coğrafi koordinat sistemini inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Derse geçmeden önce size Dinamo Soru Bankası'nı ve sıfırdan 9'a coğrafya kitaplarını tekrar ödev olarak vereyim sevgili arkadaşlar. Burada 36. sayfada paraleller ve meridyenleri görüyorsunuz. Hemen dersten sonra bunların özelliklerini inceliyorsunuz. İnceledikten sonra konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz sevgili arkadaşlar burada. Bu bittikten hemen sonra Dinamo Soru Bankanızı açıyorsunuz. Burada sayfa 37'yi açıyorsunuz arkadaşlar. 37. sayfada da koordinat sistemi ile ilgili sorular var. Cevabını bulamadığınız soruları ne yapıyorsunuz? Kitabınızın hemen sağ üst köşesinde tats var. Sevgili arkadaşlar orada cevapları bulabilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız şimdi derse başlıyoruz arkadaşlar. Coğrafi koordinat sisteminin içerisinde neler var? Paralel ve meridyenler var, yerel saat hesaplamaları var ve güneşin ufuktaki konumu var sevgili arkadaşlar. Bugün bu başlıklara daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Nedir paralel ve meridyenler? Niçin gerekli sevgili arkadaşlar? Önce ben size hemen şöyle küçücük bir çalışma yapayım. Örneğin burada şuraya X noktasını bıraktım. Bu X noktası kağıdımızın neresinde diye sorduğumda size siz muhtemelen ne diyeceksiniz? bu kağıdımızın sağ üst köşesinde. İyi de tam olarak yerini belirtebildiniz mi? Hayır tam olarak yerini belirtemediniz sevgili arkadaşlar. Oysa şöyle bir şey olmuş olsaydı. Buraya 1, 2, 3 şu kısma da A, B, C deseydim. Yani şöyle çizgilerle burada küçük bir koordinat sistemi oluşturmuş olsaydım. Ne diyecektiniz o zaman? X nerede? A, 2'de diyecektiniz sevgili arkadaşlar. İşte biz de dünya üzerindeki herhangi bir noktayı böyle net ve keskin bir şekilde ifade edebilmek için koordinat sistemine ihtiyaç duyarız değerli arkadaşlar. Şimdi koordinat sisteminde öncelikli olarak paraleller ve daha sonra da meridyenlerin özelliklerine bakacağız. Paralel dediğimiz şey nedir? Paralel dediğimiz şey arkadaşlar tekrardan şu kağıda alacak olursam şöyle size basit bir çizim yapayım. Bu yuvarlan tam net çıkması için kullanacağım aparat. Şöyle bu dünyamız olsun arkadaşlar. Şimdi dünyamızın tam ortasından geçen çizgiye biz ne diyorduk? Ekvator diyorduk arkadaşlar. Ekvator şöyle bir çember. Ekvatorun ve kutupların şöyle tam kestiği noktaya biz ne diyoruz? Eksen diyoruz. Şimdi bu eksen ile ekvator düzlemi arasında bir açı oluştu fark, fark ederseniz. Bakın şurada bir açı oluştu. Bu açı kaç derece? 90 derece. Peki ne yapmışlar arkadaşlar? Burada bütün açıları pek tek açmışlar. Ekvatoru ne ile gösteriyoruz zaten? 0. Kutup noktalarını ne ile gösteriyoruz? 90. Ne yapmışlar? Bakın çok basit burası. Burada işte atıyorum bir derece. Burası işte iki derece. Tabii bir iki diye gitmeyeyim ben buraya. işte on beş derece diyeyim şuraya. Şuraya otuz derecelik açı diyeyim. İşte kırk beş derecelik açıyı açtığımda şuraya denk gelsin. Altmış derecelik açıyı açtığımda şuraya denk gelsin. Yetmiş beş derecelik açı da buraya denk gelsin diyelim. Bunu yaptıktan sonra ne yapmışlar? İşte tam bu açıların temas ettiği kısımdan ekvatora paralel çizgiler çiziyoruz arkadaşlar. Bakın ekvatora paralel çizgiler. Ne çıktı ortaya? İşte paraleller çıktı. O zaman şunu diyebilir miyim ben? Paraleller birer derece açılarla çizilmiş. Bakın burada toplamda 90 derecelik açı yok muydu arkadaşlar? 90 derecelik açı vardı. E her açıyı ben tek tek açtığım zaman ne oluyor? 90 tane paralel oluyor. Aynı şekilde 90 tane de güneyde olduğunda Toplamda 180 tane paralel çıkıyor. 90 artı 90. Yani bu 90 nereden geldi? Niye 90? Niye atıyorum 130 değil? Çünkü arkadaşlar buradaki açının karşılığıdır bunlar. Yani her paralel aslında bir derecenin karşılığıdır. Şimdi burada gene küçücük bir not daha size ee, arz edeyim. Bakın. Diyelim ki şurası ekvator. Burası işte 10. paralel şurası da 11. paralel olsun. Şimdi eğer siz tam olarak şu 10. paralel üzerindeyseniz kendinizi nasıl ifade edersiniz? Bakın ekvatorun kuzeyinde olduğu için dersiniz ki ben 10 kuzey paraleli üzerindeyim. Peki 11'in üzerindeyseniz ne dersiniz? 11 kuzey paraleli üzerindeyim. İyi de buraların üzerinde olma ihtimaliniz çok 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 küçük. Nerede olabilirsiniz? Yani dünya üzerindeki herhangi bir yer daha çok nerelerde olabilir? İşte iki paralel arasında kalan noktalarda. Şimdi iki paralel arasında kalan noktalardaysanız kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Bulunduğunuz lokasyonu yani yeri nasıl izah edeceksiniz? Şimdi bakın bir derecelik açıya karşılık geliyordu ya sevgili arkadaşlar paraleller. Bir derecelik açı nedir? 60 küçük açıya denk gelir. Biz bunlara ne diyoruz? Dakika diyoruz. Örneğin tam olarak şuradaysanız eğer yani 10 ile 11 arasında tam şu noktadaysanız. Yani hem 10'a uzaklığınız 11'e uzaklığınız eşit olacak. Tam şu noktadasınız. O zaman nasıl ifade edeceksiniz kendinizi? 10 derecenin kuzeyindesiniz, 11'in güneyindesiniz. Nasıl ifade edeceksiniz? Diyeceksiniz ki ben 10 derece 30 dakika kuzey enlemindeyim sevgili arkadaşlar. 10 derece 30 dakika. Peki eğer şurada olsaydınız atıyorum 10 derece 45 dakikada olsaydınız nereye daha yakın olacaktınız? 11'e daha yakın olacaktınız. Peki 10 derece 15 dakikada olsaydınız yani şuralarda bir yerlerde o zaman ne olacaktı? 10'a daha yakın olacaktınız sevgili arkadaşlar. Bakınız paralellerin sayısı toplam 180 tanedir. Yani 90 kuzeyde 90 güneyde. Fakat buraya lütfen dikkat edin. Enlem dediğimiz şey sayısı sınırsızdır. Sınırsız sayıda enlem. Çünkü dünya üzerindeki her nokta aslında bir enleme tekabül eder. Oysa paraleller sadece 180 tanedir sevgili arkadaşlar. Yani şöyle de ifade edebilirim ben bunu her paralel aynı zamanda bir enlemdir. Yani bu da bir enlem bu da fakat her enlem paralel değil. Çünkü paraleller tam olarak açının karşılığı olmak zorunda. Yani işte 10, 11, 12 şeklinde gider sevgili arkadaşlar. Şimdi bu küçük izahtan sonra gelelim paralellerin özelliklerine bakalım. Nedir paralel? Dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı varsayılan e, ...hayali çemberler. Arkadaşlar yani biz bu iki eşit parçaya ayıran ana çembere ne diyoruz zaten? Ekvator diyoruz sevgili arkadaşlar. Ekvator'un kuzeyine ne diyorduk? Kuzey yarım küre. Güneyine ne diyorduk? Güney yarım küre. 90 tanesi kuzeyde, 90 tanesi güney yarım kürede yer alır. Sayılar neden 90? Demin bunu izah ettik. Çünkü her biri bir açının karşılığı. Peki en büyük paralel ve başlangıç paraleli olarak nereyi söylüyoruz? Ekvatoru arkadaşlar. Ekvator sıfırdır. Sıfırdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 paraleller gider. 90. yani kutup noktası ne kadar gider ve güneyde de aynı şekilde güney kutup noktasına kadar gider. Ekvator ne diyoruz arkadaşlar? Başlangıç paralelidir. Yani ekvatordan başlıyoruz. Şimdi buraya dikkat. Buraya ben bir yıldız koyuyorum şöyle. Önemli. İki paralel dairesi arasında 111 kilometrelik fark vardır. Yani siz şu tarafa çizecek olursam gene atıyorum. 26. paralelle 27. paralel arasında ne kadar mesafe var? 111 kilometre mesafe var değerli arkadaşlar. Paralel ne demekti zaten? Paralel sonsuza kadar birbirini e, kesmeyen çizgiler. Dolayısıyla bu iki paralel arasındaki mesafe hep aynı. Yani burası 111 ise burası da 111. Şurası da 111. Çünkü sonsuza kadar gitse bile bunlar birbirini kesmeyecek olan çizgiler. Peki bu bana ...ne kolaylık sağlıyor? Şu kolaylığı sağlıyor. Yani dünya üzerindeki herhangi bir yerin... ...ben paralel derecesini bilirsem... ...örneğin şurası 60. paralel olsun. Bakın şurası 60. paralel olsun. Ben 60. paralelin... ...ekvatora ne kadar uzak olduğunu... ...bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Yapacağım tek şey şu olacak. 60 çarpı 111. Çıkan sonuç... ...buranın kuş uçuşu uzaklığını... ...verecek sevgili arkadaşlar. Yani... direkt gidişini verecek. İki paralel dairesi arasındaki uzaklığı söyledik. Boyları kutuplara doğru kısalır. Bu çok normal değil mi? Çünkü dünyanın şeklinden dolayı. Şimdi ekvator en geniş olan değil miydi? Çünkü dünya ekvatordan şişkindi. Peki siz yukarıya doğru veya aşağıya doğru kutuplara yani kuzey veya güney kutuna doğru gittikçe ne olacaktır paralellerin boyu? Gittikçe kısalacaktır. Ve en sonunda nokta şeklini alıyor sevgili arkadaşlar. Kutup dairesi nokta şeklindedir. Tepsi daire şeklindedir çünkü dünya yuvarlak ve dünyanın etrafını dolaşıyor. Doğu batı doğrultusuna uzanıyorlar. Yani şu şekilde. Doğu batı doğrultusuna uzanırlar sevgili arkadaşlar. Paralellerimizin özellikleri ana hatlarıyla bunlar değerli arkadaşlar. Peki meridyenlerin özellikleri neler? Meridyenlerle ilgili de hemen gene benzer bir çizim yapayım sevgili arkadaşlar. Şunu koyalım ki çizgimiz daha düzgün net olsun. Şimdi meridyenlerin sayısı niçin 360 tanedir onu söyleyeceğim size. Şimdi tekrar Ekvator'dan yola çıkıyorum. Şöyle Ekvatoru çizdim. Ekvator aslında nedir arkadaşlar? Bir çemberdir. Peki çemberin iç açıları toplamı nedir? Çemberin iç açılar toplamı 360 derecedir sevgili arkadaşlar. Peki bu 360 dereceyi Nasıl açıyoruz? Şu şekilde tam merkezden çıkıp işte 1 2 3 4 5 falan diye böyle tek tek bu açıları açtık mı? Toplamda kaç tane açı olacak? 360 tane açı olacak. İyi de bunları açtıktan sonra ne yapacağız? Bakın kuzey kutup noktasından ve güney kutup noktasına buradan tam bu açıların açıldığı kısımdan geçecek şekilde Çizgiyi çizdik mi? İşte size ne çıktı arkadaşlar? Bir meridyen çıktı. Bakın bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Böyle bütün açıları tek tek yaptığımızda ne olacak arkadaşlar? Sayıları 360 adet olacak. Neden 360? Gene aynı şekilde hepsi birer derecelik açının karşılığı olduğu için 360. Yani sayılar böyle belirleniyor değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim meridyenlerin özelliklerine. Bir kutuptan diğerine uzandığı varsayılan zaten bütün bu çizgiler varsayılan yani bunlar insan yapımı arkadaşlar. Dünyada böyle çizgiler yok. Uzaydan baktığınız zaman bakın kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına doğru çizgiler çiziyoruz ve bunlara biz ne diyoruz? Meridyen yayı diyoruz arkadaşlar. Meridyen yayı. 180 tanesi Doğu 180 tanesi batı yarım kürededir. Hocam doğu ve batı yarım küre neye göre? Hadi anladık. Biz ekvatoru çizdiğimizde kuzey ve güney yarım küre dedik. Peki doğu ve yarım batı yarım küre nasıl belirleniyor? Arkadaşlar, nasıl ki ekvator bir başlangıç paraleliydi, aynı şekilde burada da Greenwich, İngiltere'nin Londra kentinden Greenwich kasabasından geçtiği düşünülen çizgi başlangıç paraleli olarak pardon başlangıç meridyeni olarak kabul ediliyor. Nereden geçiyor? Londra'dan geçiyor arkadaşlar. Bakın biz neredeyiz? Türkiye olarak biz bu taraftayız. Yani başlangıç meridyeninin doğusundayız. Bu tarafa ne diyoruz? Doğu yarım küre diyoruz. Peki bu tarafa Greenwich'in sol tarafına ne diyoruz arkadaşlar? Batı yarım küre diyoruz. YK yarım küre anlamında kullanıyorum. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Şimdi bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. 4 dakika ne demek? Yani şu meridyenle şu meridyen arası mesafe 4 dakika. İyi de hocam burada meridyenler arasındaki mesafe uzun ama şuraya doğru gidildikçe aradaki mesafe kısalıyor. Nasıl 4 dakika oluyor? Yani biz bunu uçakla mı gideceğiz? Yürüyerek mi gideceğiz? Arabayla mı gideceğiz? Neye göre 4 dakika? Arkadaşlar bu dünyanın kendi etrafındaki dönüşüyle alakalı bir durum. Şimdi şöyle varsayalım. Şuradan güneş ışınları geliyor. Güneş ışınları geliyor. Şimdi dünyada biliyorsunuz arkadaşlar batıdan doğuya doğru şu şekilde dönüyordu. Bakın tam olarak güneşin karşısında atıyorum şu meridyen bulunsun. Tamam? Şu meridyen güneşin tam karşısında bulunuyor. Bu meridyen güneşin tam karşısına geçtiğinde yani dünya dönerken bir meridyen güneşin karşısına geçiyor. Bu meridyen üzerinde saat 12.00'dır. Yani bir meridyen güneşin tam karşısına geçtiğinde öğlen vakti yaşanıyor. Öğlen vakti dediğimiz şey arkadaşlar günlük hayatta kullandığımız gibi bir öğlen vakti değil. Hani biz ne diyoruz birbirimize? İşte öğlen buluşuruz. Öğlen ne demek işte 12 mi 1 mi bir buçuk mu? Burada arkadaşlar öğlen 12.00 demektir. Şimdi bu meridyen güneşin tam karşısındayken saat kaç? 12.00. Peki 4 dakika sonra ne oluyor? Dünya dönmeye devam ediyor ya. 4 dakika sonra başka bir meridyen güneşin karşısına geçiyor. 4 dakika sonra başka bir meridyen güneşin karşısına geçiyor. Yani 4 dakika dediğimiz bu. Yani meridyenler güneşin karşısından geçerken e, oluşan zaman farkıdır bu sevgili arkadaşlar 4 dakika. Tamam mı? Şimdi biz buradan yola çıkarak ne yapacağız? İşte yerel saatleri hesaplayacağız. Yerel saat ne demektir? Onu da öğreneceğiz birazdan. Boyları eşittir ancak ekvatordan kutuplara aralarındaki uzaklık azalır. Buna dikkat edelim. Şimdi iki kutup noktasını birleştirdiğine göre bütün meridyenlerin boyları eşit oluyor. Fakat aralarındaki mesafeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın ekvatordan kutuplara doğru ben gittikçe gidiyorum şu an kutuplara doğru görüyorsunuz. Ne oldu? Aradaki mesafe azaldı. İyi de hocam hepsi dört dakika değil miydi? Nasıl mesafe azalıyor? Sevgili arkadaşlar şunu size tekrardan hatırlatayım. Çizgisel hız denilen bir şey vardı. Çizgisel hız ne demekti? Çizgisel hız dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızıydı. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı ekvatorda fazla kutuplara gidildikçe azalıyordu. O yüzden ekvatorda şu kadar mesafeyi dört dakikada alırken kutuplara Doğru gidildikçe işte atıyorum şu kadar mesafeyi 4 dakikada alıyor. Yani hız yavaşlıyor kutuplara gidildikçe arkadaşlar. Yarım daire şeklindedirler. Yani şöyle geliyor sevgili arkadaşlar. Yarım daire. Zaten bunu tam daireye çeviren meridyene biz ne diyoruz? Şuna dikkat edin. Anti meridyen diyoruz. Anti meridyen ne demektir? Bir meridyen yayının tam karşısından geçen diğer yay. Peki hocam. 30 doğu meridyeninin anti meridyeni nedir? Söyler misiniz? Arkadaşlar şimdi düşünün. 360 tane yay var değil mi? 360 tane meridyenimiz var. Peki biz bu 360 meridyeni hani iki tanesini bir araya getirirsek böyle çember yaparsak iki tanesinden yani bu bir tanesi bu diğeri. O zaman toplam kaç tane çemberim olacak benim? İki tanesini bir çember yaptım ya. O zaman yarı yarıya azalacak sayı. Yani sayı 360 sa yay. Toplam çemberimizde ne olacak? 180 tane olacak. O zaman antimeridyen ne yapıyoruz? 180'e tamamlıyoruz. Yani şöyle bırakayım. 30 artı ne? 180 eder arkadaşlar. 30 artı 150. Ama bu sefer batı. Bakın antimeridyenler biri batı öbürü doğudur. İşte atıyorum 70 doğunun anti nedir? Ona ne diyeceğim arkadaşlar? 180'e tamamlayacağım tekrar. 110 diyeceğim. 110. Ama bu sefer batı olacak. Yani anti meridyenler bu şekilde. Biri doğuyken arkadaşlar öbürü ne oluyor? Batı oluyor. Ve kuzey güney doğrultusuna uzanırlar. Bakın kuzey güney doğrultusuna böyle geliyorlar. Oysa paraleller nasıldı? Doğu batı doğrultusunda uzanırlardı. Sevgili arkadaşlar meridyenlerle ilgili karşılaşacağınız en temel şey yerel saatlerdir. Peki yerel saat hesaplamalarını nasıl yapacağız? Şimdi önce yerel saat ne demektir? Yerel saat herhangi bir noktanın güneşe göre konumu demektir. Yani dünya kendi etrafında dönüyor ya. Dönerken e, kimi yerde güneş öğle vaktine denk gelir, kimi yerde sabah, kimi yerde akşam vaktine denk geliyor. Biz buna yerel saat diyoruz. Yerel saati biz günlük hayatta kullanıyor muyuz? Evet, şöyle kullanıyoruz. Mesela namaz vakitleri, iftar vakitleri. Hepiniz bilirsiniz. İşte İstanbul'da yaşayanlar için İstanbul'da iftar işte Iğdır'a göre, Van'a göre, Erzurum'a göre, Kayseri'ye, Ankara'ya göre çok daha geç yapılır. Neden? Çünkü Iğdır'da güneş daha erken batıyor da o yüzden. Doğu'da güneş erken doğar ve erken batar. Batı'daysa geç doğar ve geç batar. Yani Van'da Güneş İzmir'e göre daha erken doğuyor. Dolayısıyla daha erken de batacaktır arkadaşlar. Ardışık iki meridyen arası ne demiştik? Dört dakika. Ya da 15 meridyen arası bir saat eder. Yani bu ne demek? Şimdi 15 meridyen çarpı dört. Niye dörtle çarptım? E iki meridyen arası dört dakika değil miydi? O zaman 15 beş meridyen ne yapar? 60 dakika yapar. Yani bir saat yapar arkadaşlar. 21 Mart, 23 Eylül. Bu iki tarihe biz ne diyorduk? Hatırlayalım. Eki nox diyorduk. Yani gece gündüz eşitliğidir. Bu ifadeler varsa arkadaşlar o zaman gece ve gündüz ne olacak? Eşit olacak. Yani gece de 12 saat, gündüz de 12 saat olacak. Bu durumda güneş ufukta kaç saat duracak arkadaşlar? 12 saat duracak. Çünkü doğuyor, batana kadar geçen süre 12 saat olmak durumunda. Çünkü gece gündüz eşit. Birazdan güneşin ufuktaki konumu ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Saat dilimleri 15 derecede bir geçer. Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimindeki topraklara sahiptir. Şimdi bunu şöyle izah edelim. Şimdi yerel saat kavramını attık ya bir tarafa. Gelelim neye arkadaşlar? Ortak saat kavramına gelelim. Ortak saat ne demektir? Şimdi Herkesin kolundaki saat Türkiye'de işte aynıdır. Saat sekiz dendiğinde Iğdır'dakinin veya Van'dakinin, Kayseri'dekinin, İzmir'dekinin, İstanbul'dakinin kolundaki saat sekizdir. Ancak herkesin güneşe göre konumu birbirinden farklıdır. İşte güneşe göre konuma biz ne diyoruz? Yerel saat. Fakat kolumuzdaki saat herkesinki ortak. Biz buna ne diyoruz? Ortak saat sevgili arkadaşlar. Neden ortak saati kullanıyoruz? E yani karışmasın diye. Şimdi saat sekiz dediğinde yerel saate göre ...buradaki sekiz ile şuradaki sekiz farklı olur. Ama ortak saat olduğunda bütün ülkede herkes aynı saat dilimini kullanır sevgili arkadaşlar. Şimdi ortak saat nasıl ortaya çıkıyor? Bakınız Greenwich yani şu gördüğünüz yer Greenwich başlangıç saati olarak... Adlandırılır. Hatta bilirsiniz GMT olarak, yani Greenwich Mean Time. Herkes kendini Greenwich'e göre konumlandırmak durumundadır. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'nin e, bulunduğu meridyenler hangileriydi? Hatırlayacak olursak 26 ve 45. Türkiye burada. Şimdi dikkat edin. Buradan nereye geleceğim? Biz Greenwich'i başlangıç saati olarak kabul ediyoruz ya. Başlangıç saati ne demektir? Sıfır sıfırıncı saat dilimi demektir arkadaşlar. Peki birinci saat dilimi neresidir? Birinci saat dilimi bakın şu mesafede kaç boylam var? Sıfırla 15 arası 15 boylam. O zaman burası ne olacak? Birinci saat dilimi. Peki bu taraftaki batıdaki ne olacak arkadaşlar? Eksi birinci saat dilimi. O zaman 15 boylam bir saat ediyor ya sevgili arkadaşlar. İkinci saat dilimine ulaşmam için benim bir 15 boylam daha gitmem lazım. Yani 30 ne olacak burada? 30 ikinci saat dilimi olacak işte şurada gördüğünüz gibi. Peki bu tarafta da 30 batı ne olacak? 30 batı arkadaşlar eksi ikinci saat dilimi olacak. Şimdi böyle gidiyor işte 45 artı 3, 60 artı 4 falan gidiyor. Yani Greenwich'in sağında toplam 12, solunda da... 12 tane saat var. Soldakileri eksi, sağdakiler artı saatler olarak ifade ediyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin bulunduğu boylamlar arkadaşlar hangi saat dilimlerine denk geliyor? Dikkat edelim buraya. Bakın Türkiye üzerinden ikinci saat dilimi yani 30 geçiyor İzmit ve 45 geçiyor. Bu da ığdır sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye hem artı 2 hem artı 3. saat diliminde kalıyor. Peki biz bunlardan hangisini kullanabiliriz? İkisini de kullanabiliriz. İkisini aynı anda da kullanabiliriz. Ama kullanmıyoruz aynı anda. Neden? Hani diyoruz ki karışıklık çıkmasın. Ama bazı ülkeler var mecburen aynı anda farklı saatler kullanmak zorunda. Nasıl ülkeler onlar arkadaşlar? Doğu-batı doğrultusunda çok geniş ülkeler. Şimdi Rusya'yı düşünün. Rusya'nın bir tarafında güneş batarken diğer tarafında güneş daha yeni doğuyor. Rusya bütün memleket aynı saati kullanabilir mi? Hayır kullanamaz. Ya da Amerika Birleşik Devletleri Doğu Batı çok geniş bir ülke olduğu için o da işte Los Angeles saatin New York saati diye saatleri ayırmış. Ama biz Doğu Batı doğrultulu o kadar geniş bir ülke değiliz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bize bir tane saat yetiyor. Biz ne yapıyoruz şu an? Arkadaşlar üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Yani Türkiye Iğdır'ın üzerinden geçen boylamın yerel saatini bütün Türkiye'nin ortak saati olarak kullanıyor. O yüzden ne oluyor? İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bilir özellikle. Biz kış aylarından sabah erken uyanıyoruz. işte saat sekiz oluyor. Sekiz buçuk oluyor hatta hala hava kararmıyor. Ama aslında Iğdır'dakinde saat yedi buçukta hatta yedi de hava zaten aydınlanmış değerli arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli ifade. Aynı boylamdaki merkezlerde yıl boyunca yerel saat ve öğle vakti aynıdır. Bakın aynı boylam üzerindeyseniz aynı boylam. Oradaki bütün noktalarda yerel saat ne olacak? Aynı olacak sevgili arkadaşlar. Değişmez. Şimdi gelelim bununla ilgili küçük bir çalışma yapalım. Burada işte paraleller ve meridyenler verilmiş. Derecelerini görüyorsunuz. Şöyle çizeyim burayı. Burası Greenwich arkadaşlar. Ekvator'da şurası oluyor. Şimdi 1 ve 2'de yerel saat ve öğle vakti aynıdır. 1'e bakıyorum. 2'ye bakıyorum. 1 ve 2. Arkadaşlar aynı meridyen üzerinde mi? Evet aynı meridyen üzerinde. O zaman yerel saatleri ne olacaktır? Aynı olacaktır. Aynı meridyen üzerinde olan noktalarda. 1 ve 3 arasında 90 meridyen. O da 6 saat eder. 6 saat fark var. Bakıyorum bir nerede arkadaşlar? 60 batıda. Bakın Greenwich'in bu tarafında olanlara, sol tarafında olanlara ne diyorum? Batı meridyenleri. Bakın batı. Bunlara ne diyeceğim arkadaşlar? Sağındakilere doğu meridyenleri diyeceğim. Şimdi bakınız. 1 60 batıda. 3 30 doğuda. Şimdi 60 batıdan 30 doğuya kaç tane var arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar toplam 60 tane. Bakın 0'dan 60 batıya. Bir de burada kaç tane var? 30 da burada var. Toplam ne yapıyor? 90 meridyen yapıyor. Peki 90 meridyen arkadaşlar kaç saat eder? Bunu şöyle hesaplayabilirsiniz. 90 çarpı 4 dakika. O da eşittir 360 dakika eder. Peki 360 dakika kaç saat eder? Hemen 60'a bölüyoruz. 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6 saat çıkar sevgili arkadaşlar. Demek ki 60'ta atıyorum şöyle olsun. 60'ta saat 10.00 iken 30 doğuda saat kaç olacak? Ben buraya 6 saat ekleyeceğim. Saat 16 olacak. Niye hocam 16 dedik? E çünkü doğuda daha ileridir. Değerli arkadaşlar. Gelelim. 4'te doğduktan 8 saat sonra 3'te doğar. Şimdi 4'e bakalım. 4 150 batı üzerinde. 3 nerede? 30 doğu üzerinde. 150 doğu ve 30 doğu. Şimdi bakalım bu arada kaç tane var sevgili arkadaşlar? Arada tam 120 adet var. 120 tanesi ne yapıyor arkadaşlar? 8 saat ediyor. Bunu şöyle de hesaplayabilirsiniz. Ya 15 meridyen bir saat etmiyor muydu? Evet o zaman ben 120 meridyeni 15'e böldüğümde ne çıkacak arkadaşlar? 8 çıkacak. 8 saat fark var. Şimdi burada güneş doğduktan 8 saat sonra 3'te doğacak. Yani neden burada daha geç doğuyor? Çünkü arkadaşlar dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Yani burası güneşi daha önce görüyor. Daha önce doğuyor. Daha önce batıyor. Yerel saati en ileri olan 4 en geri olansa arkadaşlar 6'dır. Şimdi burada şöyle bir durum çıktı ortaya. Ya hocam bu bu 6 en doğuda olan yer değil mi? Hayır. Dikkat edin. Greenwich şurası şey pardon tarih değiştirme çizgisi burası arkadaşlar. 180'e biz ne diyoruz? Tarih değiştirme çizgisi diyoruz. TDC. Şimdi tarih değiştirme çizgisinin sağında kalan ve solunda kalan. Burada en geridir arkadaşlar, buradaysa en ileridir. Şimdi birazdan da değineceğiz ama şunu söyleyeyim ben size. Mesela yeni yıl ilk nerede kutlanır? Yeni yıl. Yeni Zelanda'da, işte Japonya'da, buralarda. Neden? Çünkü arkadaşlar tarih değiştirme çizgisinin solunda kalıyorlar. Dolayısıyla yeni yılı ilk önce buradaki ülkeler kutlar. Daha sonra yavaş yavaş diğer ülkeler, işte Çin, İran, Türkiye. Türkiye kutladığında henüz ee, Avrupa kutlamıyor arkadaşlar. Avrupa kutluyor, daha sonra Amerika kutluyor. Yani yeni yılı ilk kutlayanlar bu taraflar. En son yeni yılı neresi kutlayacak? Şu alanda kalanlar kutlayacak. Dolayısıyla burada saat ileri, buradaysa arkadaşlar geri. Niye? Çünkü tarih değiştirme çizgisi var burada. Gelelim güneşin ufuktaki konumu ile ilgili çalışmalara. Şimdi burada hangisi daha doğuda? Bunların hangisi daha doğuda? Yani şöyle düşünelim. Bu bir paralel olsun. Bu paralelin üzerinde işte bazı noktalar var. Bu noktalardan normalde en ileride olan hangisidir arkadaşlar? Saati en ileri olan budur. Peki saati en geri olan hangisidir? Budur. Niye? Çünkü bu daha doğuda. Doğru mu? Şimdi bakalım buraya. Şimdi Z'de diyor ki... Güneş tam tepede. Yani... Güneşin tam tepede olduğu konum saat kaç oluyor arkadaşlar? 12 oluyor. Bakın güneş doğmuş saat 6'da yükselmiş 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 12 olmuş. Ama şuna bakalım Y'ye bakalım. Y'de güneşin konumu nedir arkadaşlar? Daha 12 olmamış. Dolayısıyla Y sevgili arkadaşlar Z'ye göre daha geri bir saat olacak. Yani e, burada saat 12 ise burada saat kaç gibidir arkadaşlar? dokuz gibidir. Dokuz gibidir. Peki burada saat kaç? Şimdi güneş doğmuş doğmuş öğlen olmuş. Öğleni de geçmiş. Yani tahmini olarak saat kaç gibidir? On beş gibidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu ben buraya yerleştirdiğim zaman ne diyeceğim? Bakın en ileri olan hangisi? X. Çünkü saat 15 gibi. O zaman ben X'i nereye koyacağım? Buraya koyacağım. Peki daha sonra ne geliyor? Z geliyor. O zaman Z'yi nereye koyacağım? Buraya koyacağım ve son olarak da y'yi buraya koyacağım. Yani y'de saat 9 iken z'de saat 12, x de ise saat 15 gibi oluyor sevgili arkadaşlar. Burada peki hocam nasıl tahmin edeceğiz? Biz işte saatin kaç olduğuyla ilgili. Bakın arkadaşlar şuraya dikkat edin. Güneş tam tepedeyken yani 90 derecelik bir açıyla çizdiğimizde ufuktaki konumunu saat 12 olarak hesaplıyoruz. Burada her 15 derece bir saat düşer. Yani şimdi biz güneşin doğuşunu saat 6 olarak varsayıyoruz ve batışını saat 18 olarak varsayıyoruz. Dolayısıyla güneş ufukta kaç saat kalıyor? 12 saat. Yani 6'dan 18'e kadar 12 saat ufukta kalıyor arkadaşlar. O zaman buraya kadar bir 6 saat var. Buraya kadar da bir 6 saat var. 90 dereceyi 6'ya böldüğünde ortalama 15 dereceye ne düşüyor arkadaşlar? 1 saat düşüyor. Yani 6 7 8 9 10'da güneş böyle 11'de böyle 12'de böyle. E burada nasıl oluyor? İşte gene bu şekliyle gittiğimizde arkadaşlar işte 13 14 15 16 17 falan diye buraya 18'e kadar gelecek değerli arkadaşlar. Mesela şuraya bakalım. Burada açı kaç derece? 30 derece. O zaman nedir? 2 saat. E 6'da doğduğunu I, hesaplıyoruz, varsayıyoruz. Ne olacak arkadaşlar? İki saat sonra saat sekiz olacak burada. Peki burayı sorsaydı ne diyecektiniz? Hemen 12 diyecektiniz arkadaşlar. Peki güneş şurada olsaydı ne diyecektiniz? 18 diyecektiniz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Gelelim neye? Tarih değiştirme çizgisine. Tarih değiştirme çizgisi. Bakın biz de ülke olarak neredeyiz? Türkiye şurada görüyorsunuz konumumuzu. Şimdi 180 meridyeni bu çizgi üzerinde doğu yarım küreye geçilirse tarih bir gün ileri batı yarım küreye geçilirse bir gün geri alınır. Yani ne demek? Burası arkadaşlar 1 Ocak bakın çizdiğim şu kısma lütfen dikkat edin. 1 Ocak iken şurası ne olacaktır? 31 Aralık olacaktır. Yani sen eğer şuradan şuraya geçersen bir gün geriye gitmiş olursun. Yani şu hareketi yaptığında hop bir gün geriye gitmiş oluyorsun. Peki hocam bu tarih değiştirme çizgisi niye böyle yamuk gidiyor? Bakın çizgi şöyle daha netleştireyim. Niye böyle yamuk gidiyor? Niye düz gitmiyor? Greenwich gibi. Arkadaşlar. Mesela bu bölgede bazı ada ülkeleri var. Bu ada ülkelerinin adaları işte bir kısmı tarih değiştirme çizgisinin solunda, bir kısmı sağında olmaz. O zaman o ülkeyi yönetmek zor olur. Ne yapıyorlar arkadaşlar? O ülkenin sınırlarına göre tarih değiştirme çizgisinin nihayetinde <laughs> nihayetinde bu İnsan yapımı sevgili arkadaşlar, tarih değiştirme çizgisini bu şekilde değiştiriyorlar. Evet, şimdi şuraya baktığımızda bakın tarih değiştirme çizgisini gördük mü? Çiziyorum şurada. Gördük. Yerel saati en ileri olan nokta hangisi olacak arkadaşlar? B. Peki yerel saati en geri olan hangisi olacak? C. Yani demin de size izah ettiğim gibi bakın burada hangi ülke var? İşte Japonya var. Şurada ne var? Yeni Zelanda var. Şurası Yeni Zelanda. İşte burada Filipinler, Samoa Adaları falan filan. Şimdi yeni yıla ilk girenler bunlar. Burada tarih 1 Ocakken örneğin Türkiye hala 31 Aralıktır. Zamanla döndükçe arkadaşlar dünya zamanla burası 1 Ocak. Sonra burası 1 Ocak. Burası falan filan derken Türkiye'de de yeni yıla girdik. Girdik mi yeni yıla? Evet ama hala işte Avrupa yani İtalya, işte İngiltere, Fransa hala yeni yıla girmemiş oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, dolayısıyla hani en son yeni yıla giren yer neresi olacak? Bakın burası işte Alaska olacak. Neden Alaska? Çünkü tarih değiştirme çizgisinin sağında kalıyor sevgili arkadaşlar. Gelelim konuyla ilgili e, bir soru çözelim arkadaşlar aynı enlem üzerinde. Bakın ne diyor? Aynı enlem üzerinde. Yani şöyle bir enlem çiziyorsunuz burada. Aynı enlem üzerindeki noktalarda. Bulunan üç farklı merkez için aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumu verilmiş. K'ya bakın. Güneş batmak üzere. Tahmin edelim saat kaç gibidir arkadaşlar? 18 gibidir. P'ye bakalım. Kaçtır saat burada? Tepede olduğu için 12'dir. L'ye bakalım. Saat kaç gibidir arkadaşlar? Eğer tepede olsaydı 12 olacaktı ama daha tepeye varmamış. Tahmini olarak saat 9 gibidir. Şimdi o zaman ben bunları şu paralelin üzerine yerleştirirsem ne yapacağım? K'yı şuraya koyacağım. Doğru mu? Sonra P'yi buraya koyacağım. Ve en sonunda L'yi buraya koyacağım. Neden? Çünkü L'de saat en geri arkadaşlar. Şimdi diyor ki yerel saat en geri olan merkez L'dir. Bize neyi soruyor? Söylenemesi. Bu doğru mudur? Doğrudur. P merkezinde gölge boyu en kısadır. Niye en kısa? Çünkü güneş tepede. Dolayısıyla bu da doğru mudur? Evet. P merkezinde yerel saat K merkezine göre geridir. K en ileri değil mi? Evet. Bunu da geçtik. Başlangıç meridyenine en uzak merkez K merkezidir. Hmm. ...başlangıç meridiye nerede burada biliyor muyuz? Burada da olabilir, şurada da olabilir. Bununla ilgili herhangi bir veri verilmemiş bize. Dolayısıyla ne olacak burada? Söylenemeyen şey D seçeneği olacak. Veriler merkezlerin gece gündüz süreleri eşittir. Ya ben bunu nereden bileyim? Gece gündüz sürelerin eşit olduğunu. Nereden bileceğim? Ne demiş soruda arkadaşlar? Aynı enlem üzerinde. Daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Aynı enlem üzerindeki noktalarda... ...gece gündüz süreleri eşittir sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen bir soru daha yapalım. Koordinat sistemi üzerinde gösterilen bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakınız. Greenwich'i çiziyorum. Dikkat edin şurası Greenwich çizdim. Hemen Greenwich'i çiziyorum. Kafam karışmasın diye arkadaşlar. Son şuraya bakıyorum. 20 25 30 35 40 diye gidiyor. Ya aşağı doğru gidiyor bu rakamlar. O zaman Ekvator'u ben nereye koyacağım? Ekvatoru bunların kuzeyine koyacağım. Çünkü Ekvator'un altındaysa yani Güney Yarımküre'deyse rakamlar aşağıya doğru büyür. Kuzeyinde ise yukarıya doğru büyüyecekti. Dolayısıyla ben şimdi Greenwich ve Ekvatorumu çizdim mi? Evet. En doğu ile en batıs arasında 80 dakikalık zaman farkı var. Bakıyorum. Burası ne arkadaşlar? en batısı. Şurası ne? En doğusu. Burası kaç? 10 batı. Burası 10 doğu. Peki arada kaç meridyen var? 10 burada, 10 burada. Toplam 20 tane var. Doğru mu? 20 çarpı 4. Ne yapar arkadaşlar? 80 dakika yapar. En kuzey ile en güney arasındaki kuş uçuşu uzaklık 2220 kilometredir. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Şimdi en güney neresi arkadaşlar? 40 güney paraleli. En kuzey neresi? 20 güney paraleli. Kaç tane var arada? 20 tane var değil mi arkadaşlar? 20 adet var. 20 adet paralel geçiyor. Peki iki paralel arası kaç kilometreydi? 111 kilometreydi. Çarpalım. Ne çıkacak arkadaşlar? 2220 kilometre çıkacak. Yani siz buradan buraya geldiğinizde mesafe bu kadar olacak. Başlangıç meridyenin bölgenin yaklaşık ortasından geçiyor. Bakıyorum bölge evet yaklaşık olarak ortasından geçiyor. İşte başlangıç meridyeni. Dolayısıyla bunları geçtim. Bölge 10 Doğu ve 10 Batı Meridyenleri arasında yer alıyor. Evet 10 Doğu ve 10 Batı Meridyenleri arasında. Bölgenin tamamı Kuzey Yarımkürede yer alır. Hayır arkadaşlar ne yaptım ben soruyu hemen ilk başında? Ekvatoru çizdim. Ekvatora göre nerede kalıyor bu? Güney yarım kürede kalıyor. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap ne olacak? E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Peki ne yaptık biz bu dersimizde? paraleller ve meridyenlerin özellikleri, ne işe yaradıklarını öğrendik. Yerel saat hesaplamalarını öğrendik ve güneşin ufuktaki konumu ile ilgili çalışmaları yaptık sevgili arkadaşlar. Şimdi size bir ödüllü soru bırakıyorum ve ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yani Türkiye'nin matematik konumu ve özel konumunda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar.